Merhaba arkadaşlar, 23 Nisan 2021 saat 12.49'da sizlerden gelen bir istek üzerine BTT analizi, BTT günlük incelemesi yapacağım. Sizlerden gelen istekleri her ne kadar videoların altındaki yorumlardan takip etsem de arkadaşlar, bunun yanında Telegram ve Instagram adreslerinden gelen istekleri de göz önünde bulundurmaya çalışıyorum. Oralardan da hem beni takip etmeyi hem de grubumuza, aktif 2200 kişinin bulunduğu Telegram grubumuza dahil olmayı unutmayın. Video genelinde söylediğim herhangi bir şey asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Bütün söylemler benim şahsi düşüncemdir. Kişi kendi haber takibini ve kendi grafik analizini yaparak kendisi için en verimli sonuca, neticeye erişecektir diye düşünüyorum. Ve şimdi BTT hakkında konuşmanın vakti geldi. Öncelikle BTT inanılmaz bir şekilde düşüşe geçti. Bunun sebebi nedir? Yani kan ağlayan bir piyasaya zaten hakimiz şu anda, bildiğiniz gibi. Web sitesi yüklenmiyor, muhteşem. Ama BTT bu hafta içerisinde zaten şu grafikten bile baksak nasıl bir düşüş yaşadığımızı görebilirsiniz arkadaşlar. Şuradan yüzdelik oranda aldığımız zaman yani %70'lik bir kayıp söz konusu. Ben her zaman çoğu videomda şunu söylemişimdir. Ortalama %60'lık bir kayıp normaldir. Yani birimin doğasında olan bir durumdur. Zirve noktasından değil, yani bunu fitil mum olarak düşünürsek şu noktalardan çekebiliriz. Ortalama bir düşüşte yani zaten bizlere %60'ı vermiştir. Onun için BTT'ciler aman biz öldük mü, battık mı, yani telaşa kapılmanızın gerekli olduğunu düşünmüyorum. BTT bizim, yani hiç değilse şahsi olarak olmasa bile kanalımın yaklaşık net tıklamayın, belki reklama vesaire denk geliriz. 22 Şubat'tan itibaren sürekli kanalda yer verdiğim bir birim arkadaşlar. Yani kafadan şu şekilde aldığımızda 22'sinden itibaren zaten zirve noktası 10x. Yani bizim beklentilerimizi zaten birim karşılamış ama daha da yükselmesini bekliyor muyuz? Elbette ki bekliyoruz. Daha doğrusu bekliyorum. Ve bu düşüş, ben kanalda birkaç gündür insanları, Telegram grubumda daha doğrusu, düşüş beklediğimi ve nakite geçtiğim insanlara söylemiştim. Onun için bu düşüş beni üzmedi. Ama bu videoda iki yönlü bir yorumda bulunacağım. Önce Bitcoin ve Total'den bahsedeceğim. Hatta önce onlardan bahsedeyim, sonra BTT üzerindeki yorumumdan sizlere söz edeyim. BTC'ye geldiğimizde arkadaşlar, Bitcoin'e geldiğimizde daha sabah düzenlediğim, birkaç saat önce kanala yüklediğim videoda bile şu kırmızı çizginin yani 48.400 bandının üzerinde seyrediyordu az çok. Şimdi tam anlamıyla kendisini salmaya başladı ve bu salma işlemi ilk olarak 44.922 civarlarına kadar gelip oradan en son 43.000'leri kadar test edecektir diye düşünüyorum. Bunun altına şu an için ben Bitcoin'in düşeceğini pek beklemiyorum açıkçası. Ama bunu söylediğim gibi 23 Nisan 2021 saat 12.52'deki verilere dayanarak söyleyebiliyorum. Yani yarın farklı verilerle belki de 38.000 dolara bekleyeceğiz. Belki de gün içerisinde 56.000'e yükselmesini bekleyeceğiz. Soracak olursanız ben şahsen pazartesi salı gününe kadar doğru düzgün bir toparlanma açıkçası çok beklemiyorum. Onun için şu anda sepetimi tam anlamıyla toplamadım da, ama tabii ki diplerden hafif hafif eklemenin de bir zararı olmaz. Daha yapmadım. Hafta sonu cumartesi akşamı diye tahmin ediyorum. Şu an net tarih tabii ki verilmez ama yani önümüzdeki bir 24 ile 48 saat arasında sanıyorum ki sepetimin hiç değilse %50'sini toplamış olurum. En fazla diyeyim sizlere. Çünkü ne olacağını hala kestiremiyoruz. Ama diplerden toplamak da iyi olur. Totale baktığımız zaman arkadaşlar, marketten inanılmaz bir para çıktığını ama bunun bir kısmının tekrar gelmeye çalıştığını görüyoruz. Bu önemli midir? Tabii ki bunun takibi yapılmalı. Hatta yani ne anlattığımızın çok da bir önemi yok. İstenilen birim anlatılsın. Şu çok önemli arkadaşlar. Bunun tekrar eski seviyelerine bir şekilde erişmesi, ulaşması lazım. Peki şimdi BTT'ye geldiğimizde BTT'de bizlere ne bekliyor? BTT'de önemli olan şey ne? Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten esaslı bir destek noktasına kadar gerilemiş ve son iğne attığı noktanın bir tık altı ilk patlama yaptığı noktalara değiniyor. Yani 0.0039'lara kadar. Bunu şuradan önüne açtığımızda normalde hacim takibi üzerinden yaklaşık 3-4 gün kadar önce diye yanılmıyorsam bir yorumda bulunmuştum. Ama piyasa çakıldığı zaman hacimle birlikte kendisini de birim aşağıya götürmüş. Buradan itibaren eğer ki market toparlanacak olursa, yani BTT'ciler için şunu söyleyebilirim. Zaten buralarda girdiğinizi varsayarsak en kötü ihtimalle 0.81'lerden giren bir insanın yaşadığı kayıp ne kadar olur? %40'lık bir kayıp. Yani ben şunu söyleyemem. İşte bunu satın, daha da aşağıya düşer, 26'lardan toplayabiliriz diyemem. BTT'nin 26'lara düşmesini de çok beklemiyorum açıkçası. Ama zarardaysanız yapılması gereken, yani şunu söyleyeyim arkadaşlar, bunun grafik analiziyle hiçbir alakası yok. Çünkü piyasadan, marketten hacim çekiliyor ve bu hacim çekilirken şu birimin yükselme şansı yok. Yani bu birimin yükselme şansını da birimin hacmini takip ederek yapabiliriz ancak. Yani piyasadan çekilen hacim geçenlerde Bitcoin düşerken nasıl Dogecoin bir anda fırladı, bunun aynısını BTT'de beklememiz için BTT'nin hacim takibini yapıyor olmamız lazım. Yani onun için BTT işte şöyle gelir böyle çıkar demenin çok bir anlamı yok. Market hacminin toparlandığını görmemiz lazım. Market hacmi toparlanırken yanında Bitcoin'i de illaki çıkartacaktır. İllaki değil, mecburi bir şekilde çıkartacaktır. Yani market hacmi ve BTT'yi, ayrıca BTC'yi takip etmek zorundayız arkadaşlar. Şu an ben şu noktayı yakalayamadım. 42'leri yakalayamadım. Yakalamış olsaydım, yani emin olun ki ben de eminim, oradan yüklü bir şekilde tekrar sepetime BTT eklemeye başlardım. Ama şu an 53'lerden alıyor muyum? Almadım. Sepetimin net bir kararlılığını, yani %100'lük bölümünü şu sıralar ben tekrar toparlayacağımı da çok düşünmüyorum açıkçası, ama hiç değilse %50 ve %50'nin üzerindeki bir adede salı gününden önce toparlamayı çok planlamıyorum. En fazla %50'lik bir dilimini toparlayabilirim ve buna BTT'yi de dahil edeceğim arkadaşlar. Ve piyasa ani bir şekilde toparlanmadığı sürece ben 74 seviyelerine çıkmasının çok mümkün olduğunu da düşünmüyorum. Bitcoin'de tonla grafiktir, çizgidir, analizdir, bunları yaptık ama BTT'de buna gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani umarım sizler için verimli bir video olmuştur. Çünkü düşüncelerimi aktardığım bir video oldu genel itibariyle. Tekniğine çok girmedim işin. Temelden anlatabildiğim kadarıyla anlattım. Herkese bol şans ve bol kazanç diliyorum arkadaşlar. Kaybedenler, yani nakite geçmemiş olan kişiler mecburi bir şekilde beklemeye devam edecekler. Ama nakite geçen kişilerin de ben pazar gününe kadar ciddi bir alım emri vermemelerine tavsiye edebilirim. Yani tavsiye etmeyeyim de kelimeleri biraz seçmek zorunda kalıyoruz. Ben hiç değilse cumartesi akşamından önce ciddi bir alım emri girmeyi düşünmüyorum. Videoda belirtmek istediğim her şey bu kadardı. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. 23 Nisan'ınızı kutlarım. Hepinize bol şans ve bol kazanç diliyorum. Hoşça kalın.